Türkiye'nin megastarı, o starlığın tarifini değiştiren adam. Tarkan nasıl şöhret oldu, nasıl büyüdü, nasıl tüm dünya tarafından tanındı? İşte Tarkan'ın portresi. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadı ve aşk gitti bizden. Şarkıcılığında anı. Mega starlığa. Türkiye'nin en büyük pop yıldızı Tarkan'ın zirve öyküsü. Kariyerinin başında kimler onu hayranlarına yanlış tanıttı? Hayranlarım, beni sevenler, beni dinleyenler. Yanlış tanıyacaklardır. Evet, yanlış tanıyacaklardır. 1996'da başlayan dünya starlığı öyküsü neden yarım kaldı? Hep hayalimdi dünyaya sesimi duyurmak. Yavaş yavaş başlıyor işte. Türk vatandaşlığından neden çıkarılıyordu? O dönemde neler yaşandı? Yani bu kararı alanlara biraz kırgın hissediyorum. Şarkıları, dansları ve hayal kırıklıklarıyla Tarkan'ın öyküsü. Biri sen, biri ben, iki damla yaşattı gözlerinden. Bir zirve öyküsü onunki. Düğünlerde şarkı söyleyen ayrık dişli bir gençken pop müziğin en büyük yıldızına dönüşen bir adamın öyküsü. Kimdi bu öykünün kahramanı? Sen kardeşinle üzdün beni bitmez hasretinle. Seviyorum bırakmam diyen kimdi? 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 Yıl 1990. Düğün şarkıcısı Tarkan. Almanya'dan kesin dönüş yapmış Kara Mürserli genç Tarkan, müzikle hayatını o yıllarda kazanmaya başlamıştı. Düğünlerde Türk sanat müziği söyleyerek kazanıyordu hayatını. Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendi? Sen gidelim hayat benim çilemdi. Sen yar köymesi. 1992. İlk çıkış ve Türkiye'yi kıl eden adam. Büyük hedefler, büyük şanslar gerektirirdi ama bu şansı yakalayamamıştı. Tam Almanya'ya dönecekken çaldı kapısını o fırsat. Yapımcı Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve ilk albümünü yaptı. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. İlk klibi Kıl Oldum Abi, pop müziğin kült şarkılarından hala. Bakmayın şimdilerde dalga geçildiğine. O yıllarda büyük sükse yapmıştı Tarkan. İnmiş rengarenk, her perişan hali. Üstelik çorabı da kaçmış, kıl oldum abi. İlk albümünde pop müziğin yeni yetenekleri arasında gösterildi Tarkan. Kimdi, 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 söyle. O yıllarda medyanın da dikkatini çekmişti. Aydan Şener'in programında henüz genç yaştaki Tarkan evliliğe uzak olduğunu söylüyordu. Evlilik, o çok karmaşık bir şey ya. Çok çok karmaşık bir duygu. Evlilik. Ben sanki evlendiğimde özgürlüğümün kısıtlanacağını hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mütevazı da değildi Tarkan. Kendisinin farkındaydı ve en yakışıklı benim diyordu. Büyük bir özgüvenle. Kendini yakışıklı buluyor musun? Evet. Allah özelmiş de yaratmış. Çok mütevazı. Yok, gerçekten. Yani görünen köyü kılavuz istemez diyorum büyük bu kayalıkta. Hakikaten beğeniyorum kendimi. Evet. Yıl 1993. Ayrık dişli yakışıklı yükseliyor. Kariyerinin başlamasından bir yıl sonra o artık pop müziğin yıldızlarındandı. Gelip de halini gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elin ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü?
Medya üstüne gelmeye başlamıştı. Hakkında çıkan birçok haber olmuş ama o savaşmayı erken öğrenmişti. Yıpratmıyor, üzüyor ama güçlendiriyor. Yani onlarla savaşmayı, onlara karşı koymayı öğreniyorum ve asla pes etmeyeceğim, onu bilsinler. Hayranlarım, beni sevenler, beni dinleyenler. Yanlış tanıyacaklardı. Evet, yanlış tanıyacaklardı. Bir yılbaşı gecesinde ekrandaydı. Artık pop yıldızı olmasına rağmen ilk ekmeğini yediği sanat müziğini de unutmadığını gösteriyordu herkese. Bulsam basılır yağım, nasıl geçer sende? 1994. Acayip bir yükseliş. Tarkan'ın hayatını değiştiren albüm piyasaya çıktı. Sezen Aksu girmişti hayatına. Acayipsin şarkısı Tarkan'ın miladı oldu. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Sezen Aksu'nun hayatındaki yerini şu sözlerle anlatmıştı Tarkan. Onunla ilk tanıştığım günü hatırlıyorum. Heyecandan titriyordum. O çok değerli. O çok önemli. Megastar olmaya ilk adımı attığı bu albüm Tarkan'ı bir başka seviyeye taşıdı. Amerika'da klip çektiği Dön Bebeğim şarkısı aylarca listelerde bir numaradaydı. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Yılı 1995. O artık bir yıldız. Pop müziğin zirvesindeydi artık. O zamanlar televizyon programlarına katılıyor, kendini ekranda gösteriyordu. Kenan Doğulu'yla düet yaptığı program onlardan biriydi. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Tarkan bir taraftan da her şarkısıyla olay yaratmaya devam ediyordu. Hazar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içimde seni büyütür. Yılı 1996. Avrupa'ya ilk imza. 4 yılda sıfırdan geldiği zirvede hayatının en önemli imzalarından birini atıyordu Tarkan. Amerika'ya yerleşen Tarkan, dünyaca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'le sözleşme imzalıyor ve dünyaya açılmayı hedefliyordu. Tarkan, bizim diğer büyük starlarımız Phil Collins, Mick Jagger gibi büyük bir artist olduğuna inanıyoruz ve onda ve çok çok ümidimiz var yapacağımız Tarkan. Yolu 1997. Zirveye atılan öpücükler. Kendinin patronu olmuş ve kendi müzik şirketini kurmuştu Tarkan. Ölürüm Sana albümü 97'de piyasaya çıktı. O albümün çıkış şarkısı Şımarık'tı. Seni gidip kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderin püskürlü bela, yakalarsan. Bu şarkıyla birlikte attığı öpücükler Tarkan'ın çok daha fazla büyümesine ve artık Türkiye'nin en büyük pop yıldızı olmasına yol açtı. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yârim. Çaldın beni benden, düştüm arzayım. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yârim. Ölürüm Sana ile birlikte dünyaya açıldı. Yurt dışında konserler verdi ve artık gözünü daha da yükseklere dikti. Aşka kanalım seninle. Yum gözlerini, soluksuz uçalım göklerle. O yıllarda çıktığı Hülya Avşar'ın şov programında söyledikleri de enteresandı. Tarkan söyledikleriyle takdir toplamıştı. Kitabımda çok eşlik diye bir şey yok. Ben çünkü tek bir insana gönül vermeyi ve onunla hayatımı paylaşmayı tercih ediyorum. Ve bana çok da tehlikeli geliyor çok eşlik. Bir de duygudan çok uzak geliyor. Ne demek yani her gün duygularını bir başkası, bir yabancı nasıl paylaşırsın ki? O yabancıyı tanıman lazım, hayatını paylaşman lazım. Yılı
1998. Tarkan artık dünyayı fethediyor. Tarkan imzaladığı yurt dışı anlaşmalarıyla artık Türkiye sınırlarını aşmıştı. Şımarık'ın yurt dışı klibi tüm dünyada listelere girmişti. Seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran kaderim. Yurt dışındaki yükselişi süren Tarkan, Ahde Vefa'yı da unutmadı. O yıl çıkan Müzeyyen Senar'ın albümünde yer aldı ve Diva ile birlikte Benzemez Kimse Sana'yı seslendirdi. ...1999... Dünya starı, Türkiye'de tartışılan adam. Tüm dünya Tarkan'ı konuşuyordu artık. Dünya starı olma yolunda hızla ilerliyor, Avrupa'da konserler veriyordu. Dünya müzik ödüllerinde en çok satan Türk sanatçısı ödülünü aldığında tüm Türkiye gözünü açmış Tarkan'ı izliyordu. Sizlere en çok satan Türk şarkıcısını Tarkan'a sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama yurt dışını fetheden Tarkan, Türkiye'ye dönmüyordu. O dönemin hassas konuları yüzünden gemileri yakmıştı Tarkan. Geri dönüşü yok. Yani ben ne boyun eğmeyi düşünüyorum. Çünkü hissettiğim bu değil. Ya da bazı mercilerin isteklerini, isteklerini kabul etmeyi düşünüyorum. Hayranlarını özlüyordu elbette. Tarkancıları özlüyorum en çok. Onlar benim çünkü ilk aşklarım, ilk göz ağrım. Ve de hiçbir yerde aynı tadı alamıyorum aslında açıkçası. Türk vatandaşlığından çıkarılma tehlikesine rağmen geri adım atmıyordu Tarkan. Kalbim diyor gidiren yani. Yani bu bir zafer savaşı değil ama kalbim direnen diyor. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun diyor. O yüzden de saygı duyuyorum alınacak bütün kararları. Buysa bana layık görülen buyursunlar vatandaşlığından çıkarsınlar beni. Hiç başka bir şeyim yok. Yılı 2000. Bedelli asker Tarkan'ı. Tarkan'ın askerlik sorunu Türkiye'de ilk kez uygulanan bedelli askerlik olayıyla çözüldü. Avrupa'yı sallayan Tarkan kısa bir süre askerlik yaptı. Sonrasında yeniden yurt dışına döndü Tarkan ve uzun süre orada yaşadı. Yanlış zaman, yanlış insan. Tutunmak imkansız, bıktım yamalı sevdalardan. Yılı 2001. Kuzu kuzu geldi. 2001 yılında Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü artık. Fırtına gibi esiciyi Karma albümü çıkıyordu piyasaya. Belki de Tarkan'ın en büyük hiti Kuzu kuzu geldi. Kuzu kuzu geldim gelince kapandım dizlerine bu kez gururumu. Ateşe verdim. Tarkan yine çok sevdirmişti kendini. Hüp diye içimize çekesimiz gelmişti onu. De uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin. Ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni. Yılı 2002. Dünya Kupası şarkımız Tarkan'dan. 2002 yılında gönülleri Bir Oluruz Yolunda şarkısıyla fethetti Tarkan. Taş şarkısını milli takım için uyarlayarak Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunu başlatan isimdi. Arar buluruz izini bilirsin. Sürdeyiz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz. Bir oluruz yolunda. Yılı 2003. Dudu'yla
fırtına devam etti. Tarkan artık her yıla bir hit sığdırmayı adeta görev edinmişti. 2003'te ilk maxi single çalışması Dudu'yu sevenleriyle buluşturdu. Çiçek gibi tazecik, kuyruk gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır, içimini gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kuyruk gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu albümündeki her şarkı hitti ama Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü Tarkan'ın ağzından bir başkaydı. Rusya'da Tarkan fırtınası. 2004 yılında sadece Türkiye'de değil, Rusya'da da Tarkan fırtınası esiyordu. Ülkede öyle bir üne kavuştu ki Tarkan, Rus pop yıldızlarını bile gölgede bırakıyordu. Sizi etkileyen bir Rus kızı var mı? Последовало какое-то уточнение. Возможно, русский парень какой-то произвел впечатление. Belki de... Rus kızlar çok güzeller. Hepsi birden etkilediler beni ya. Российские девушки очень красивые. Они все произвели на меня неизгладимое впечатление. I was amazed. I love them all. Yıl 2005. Ayrılık zorla romantizm fırtınası. 2005'te hayranlarını şaşırttı Tarkan. Bir romantik şarkıyı single olarak piyasaya sürdü. Ayrılık zor diyerek aşkın hatrını sordu ve yine çok sevildi. Yalnızlık zor, yalnızlık. Her yiğidin harcı değil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağın hasretin. Yıldın 2006, Tarkan'ın İngilizce albümü ve işte Tarkan'ın en büyük hayal kırıklıklarından biri. 2006'da piyasaya çıkan Come Closer adlı albüm Tarkan'ın ilk ve tek İngilizce albümüydü. Türkçe hitleriyle dünya listelerini sallayan Tarkan, İngilizce şarkılarıyla o ilgiyi görmüyordu. Albüm Tarkan'ın isminin hatırına listelere girse de sevilmemişti. Yılı 2007, Tarkan'ın metamorfozu. Yurt dışında yaşadığı hayal kırıklığından sonra yeniden Türkiye'ye yönelen Tarkan'ın yeni albümü Vay Anam Vay'la çıktı. Çok seviyorum hem de çok. Tam kalbime geldi ok. Delisiyim o canına yandığımın. Vurgunuyum haberi yok. Eski albümlerini aratsa da Tarkan yine de bir numaraydı Türk pop listelerinde. Yakız atıyor utanması yok, o kendini üstün buluyor ama yanılıyor. Burnu kaftanda mübarek, o kendini bu alemin kral sanıyor. Sen o kalp kırma, uykuların kaçar sonra. Akıllı oyuna gelme, tepe takla olursun, neden bulur sonunda. Yıl 2010, Tarkan yeniden adını kalbimize yazdı. Sevdanın Son Vuruşu adlı şarkıyla çıkan Adımı Kalbine Yaz, albüme ismini veren şarkıya klip çekilmesiyle birlikte şahlanmıştı. Aynı yılda bir olsa da muhakkak kara, azıcık zamanım bana yırdan. Öldün mü kaldın mı diye sorar ısrar, adımı kalbine yaz beni unutma. Sevdanın Son Vuruşu şarkısı Tarkan'ın en sevilen şarkılarından biri oldu. Sen aşk, çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın. Mevsimlere göre
yıl Orhan Gencebay ile yaptığı Uyan düetiyle kuruyan topraklarımızın sesi oldu Tarkan. Uyan uyan dostum uyan, koy beni kalbine geç olmadan, bir olur geliriz biz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Proje albümleriyle geçen yılları. Tarkan 2010'lu yılların başında sanatçı dostlarıyla yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi. 2012 yılında Ozan Çolakoğlu'yla Aşk Gitti Bizden'i. Önce sen, sonra ben, kaydık yıldız gibi gökyüzünden, bir türlü tutturamadık ve aşk gitti bizden. 2012'de Kibariye ile Gülümse Kaderine'yi, hayat sevenleri korur, ateşe atmaz gülüm sana kıyamadım. Yak bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları, bu gece ümitlerini al koynuna, gün doğmadan unut insafsızı. Aynı yıl Bülent Ersoy'la Bir Ben Bir Allah Biliyorum. Kendimi bildim, bileli hissetmedim, ayrılık acısının böylesini. Yemeden içmeden kesildim, ağladı kendim, hasreti bitirdi beni. 2013'te Aysel Gürel'i Anma albümünde Firuze'yi, kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. 2014'te İskender Paydaş'ın albümünde Hop De'yi seslendirdi. Hop de kendine, hop de bir an, kop gel hadi kop da gel inanından. Hele çak hele durumun çakta, gör bak neler olacak sonra. Yıl 2016, Tarkan'ın Sanat Müziği albümü. 2016 yılında Tarkan'ın Ahde Vefa isimli sanat müziği albümü çıktı. Sanat müziği sevdalısı Tarkan, söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim, sensiz yapamıyorum. Ah, bak yine geri geldim. 2016 yılında yarattığı bu güzel etkiye gölge düşürecek belki de Tarkan tarihinin en kötü şarkısına gelmişti sıra. Cubba en sevilmeyen Tarkan şarkısı olarak kayıtlara geçti. Cubba cubba cubba, cubba da cubba cubba, barajlara bas bas sabaha kadar da. Yıl 2016 ve Tarkan artık evli. Ne demişti bundan yıllar önce? Evlilik bana göre değil diyordu, değil mi? Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Evlilik. O çok karmaşık bir şey ya. Yani. Çok karmaşık bir duygu. Evlilik. Ben sanki evlendiğimde özgürlüğümün kısıtlanacağını hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Ama aradan geçen yıllar Tarkan'ın artık evlilikle ilgili fikrini değiştirmiş, bir konserinde tanıştığı Pınar Hanım'la evlenmişti. O artık mega damattı. Yıl 2017, Tarkan'ın 10. albümü. Cubba ile yarattığı hayal kırıklığını bir yıl sonra Yolla ile geçmişe yolladı Tarkan. Yolla, yolla kaderim yolla, açılır bana yolla, ne de olsa dert bana sevim ya. Vur ya, lafımı olur vur ya, düşeni bilesen vur ya, ne de olsa sabır taşıyım ya. Albümü fırtına gibi eserken bir başka müjde geldi Tarkan'da. 2017 yılında bu zamana kadar yapılmış en orijinal açıklamalarından birini yaparak baba oluyorum diyordu. Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar, doğru mu değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de.
Tarkan yine bir ilki gerçekleştirerek son albümünün sevilen şarkısı Beni Çok Sevin klibinde eşi Pınar Tevetoğlu'nu da oynattı. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Yılı 2018. O artık Tarkan Baba. Baba oluyorum açıklamasından 9 ay sonra Tarkan bebeğini kucağına aldı. Kızı Lia 2018 Temmuz'da dünyaya gözlerini açtı. Gerçekle Türkiye'nin gündemi oldu. Tarkan'ın son dönem yaptığı çalışmalardan en dikkat çekeni Geçecekti. Düştük evet ama kalkmadık mı? Bize bayata meydan okumadık mı? Sen fena tut içini, biz neleri atlatmadık ki? Geçecek, gerek şarkı sözleri, gerek klibiyle, gerekse yarattığı etkiyle uzun süre konuşuldu. O çiçekten günler çok yakın. Geçecek, geçecek, geldiği gibi geçecek. Her şey sonu var, bu çile de bitecek. Oh oh, sildir takıp. Tarkan geçecekten 3 ay sonra Yap Bir Güzellik çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Yap bir güzellik be, gel kon hadi kalbime. Dön konuşalım, öp barışalım, kumrular gibi yine kollaşalım. Rekor kırağını İzmir konseri. Geçtiğimiz yılı 9 Eylül'de verdiği konserle bir rekorun sahibiydi. İzmir'deki konseri milyonlarca kişi izledi. Tarkan bu konserle tüm dünya üzerinde verilen en yoğun katılımlı konserler listesine girdi. O Tarkan, gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızımız. Hadi aşk beni çağır da yanına, kedi gibi sıkılayım sıcağına. Beni sar sarmala da sonra, at at kuytularına at emin. Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben. Beni korlara ver istersen, yak yakacaksan sen yak beni. Şöhretini mütevazılığına, üretmeye, saygı göstermeye, şımarmamaya borçlu bir yıldız Tarkan. Ama özel hayatında dikkatli davranmayı, adını sansasyondan uzak tutmayı ve biraz da kendini ulaşılmaz kılmayı da başararak Tarkan olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden.